spor gündemi transfer kaldığı yerden devam ediyor. Rıdvan Yılmaz üstüne konuşuyorduk. Savaş Çorlu, Rıdvan'la alakalı ne düşünüyorsun? Onun takımda kalma ihtimali tabii ki 3-4 hafta önceye göre daha yüksek. Ama herhalde kesin olarak kaldı ya da gitti diyemiyoruz. Hala var. Çeşitli teklifler var. Hala ayrılabilir. Futbolcunun da kafası karışık ki bu maçta da bunu gördük yani. Rıdvan sezon sonuna göre baktığımız zaman geride kalmış biraz. İkinci yarı oyuna girdi. Orada da çok fazla şey yapmadı. Çünkü kafası karışık. Kolay değil yani. Gidiyorsunuz, imza atıyorsunuz. Sonra ödeme planında sorun çıkıyor. Ve tekrardan geri dönüyorsunuz. Tamamen bittiğini bilsek, futbola kendini verip kaldığı yerden devam etme şansı yüksek ama hala bir takım transfer görüşmelerinin olduğunu gördüm ben. Buna Sayın Emre Kocadağ da zaten vurgu yaptı. Normal değil tabii ki yani transfer dedikodularının hala çıkıyor olmamış olması. Kalırsa ben tekrardan toparlar ve üzerine koyarak devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Valerian İsmail'in de üzerine titrediği bir oyuncuydu. Tam netleşmesi halinde ben Rıdvan'ın artık orada o bölgede formayı alıp devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü üçlü savunmanın hocanın istediği sisteme en uygun bir oyuncu bu. Geçtiğimiz sezonun son 8-10 haftalık performansında yani dikkate alırsak o sistemin bir parçası olabilir kalması evet. halinde. Olabilir değil olur. Diğer taraftan yeni transferler hakikaten olumlu. Ve üçlü savunmada ben bir Wellington, Montero ikilisinden Montero'yu daha fazla tuttuğunu düşünüyorum hocanın. Wellington'un hala gitmesi yönünde bir beyanda bulunduğunu duydum. Wellington'un yanında bir oyuncu istiyor çünkü o üçlü savunmaya. Saiz Beşiktaş'ta tam aranan oyuncu. Bilmiyorum sen daha önce izledin mi? Çünkü hep sana söyleyeyim. Saiz'in şunu duydum yalnız. 3 maç kaçırmış abi şimdiye kadar. Ben böyle futbolcu hayranım ya. Saiz'le alakalı bir tek benim anlamadığım konu şu. Üçlü savunmanın ortasında hoca onu düşünüyor. Ama Wolverhampton'da üçlü savunmanın ortasında Connor Cody oynadı yıllarca. Saiz üçlü savunmanın solunda oynadı. Ve Beşiktaş sürekli ısrarla üçlü savunmanın soluna bir oyuncu arıyor. Neden Saiz'i orada değerlendirmek varken böyle bir arayış içine girildi? Bu sadece Türk kontenjanıyla mı açıklanabilecek bir konu? Onunla alakalı benim kafam sadece karışık. Ama ortasında da solunda da oynar. Benim şahsen kefil olduğum bir oyuncu Savaş Çorlu. Ama senin söylediğin hoca yapabilir önümüzdeki günlerde. Yani orada alacağı çünkü Montero değil ama. Saiz'in hiç izlemediysem 40 tane maçını canlı izlemişim. Belki orada Wellington'u yerine alacağı oyuncuyla beraber oraya Saiz'i geçebilir ama Saiz'in ben 3 tane maç kaçırdım Selahattin abiye. Bilmiyorum. İstatistikler bunu söylüyor. Sen yıllardır izliyorsun ya Saiz'i bildiğimiz oyunculardan stoperlerden kime benzetiyorsun? Var mı Türkiye'de bir karşılığı? Futbol severin düşünelim. Yani Lugano gibi, Luciano gibi. Yok hayır. Ya bir kere ayağı düzgün. Onu söyleyeyim. Agresiflik seviyesi Popescu yeterli seviyede iyi. Popescu iddialı olabilir. Bence Türkiye'deki stoperlerin birçoğuna göre en büyük artılarından bir tanesi skor katkısı olacak. Onu söyleyeyim. Özellikle duran toplarda çok ciddi Beşiktaş'ta anlamda üstünlüğü kuran bir oyuncu. En iyi stoperlerden kimi sayarız? Vida'yı. Hanover'dan alınan, 96'dan alınan Marcelo. Saiz hepsinden daha iyi oyuncu bence. Bunu demek Marcelo'dan iyi mi yani? Bak şimdi ben bence almak istediğim cevap buydu. Orada çünkü çok maçı izlediğin zaman. Dolayısıyla istikrar olarak da Selahattin abi 3 maç ya. Tabii, sakatlık çok, ceza çok bunun hepsi daha ama tabii ki sistem de burada çok önemli. Sistem. Yani dörtlü savunmada oynarsa ne verebilir? Onunla ilgili çok emin değilim. Çünkü benim izlediğim performanslar Wolverhampton'da hoca değişmesine rağmen yıllardır üçlü savunmanın solunda izlediğim bir oyuncu. Takım, o pozisyon için çok iyi bir oyuncu. Takım oyunu da Türkiye Ligi seviyesi için. Takım oyunu da çok iyi oynayabilen, ayak uydurabilen bir oyuncu. 3 maç kaçıran bir oyuncu. Karakter olarak zaten ona bir şey söylenmez. Cenk'in geri dönüşünü çok merak ediyordum. Nasıl dönecek acaba diye. Ben çok beğendim Cenk'i. Beğenilmeyecek gibi maşallah. Hatta diyelim. Maşallah diyelim. Bu işlere bakan operatör, doktor, ortopedist bir arkadaşım var liseden. Hı hı. Alişen. Ona sordum ki Cenk'in sakatlığının geri dönüşü nedir? Bir oyuncu bu sakatlığı geçirdiğinde ya da normal bir insan. Dedi ki %90-95 kendine bakarsa oranda geri dönebilir. Ben onu daha düşük düşünüyordum. %70 ihtimalle. Hı hı. %70 eşi performansı bulur diye. Ama maçta izledim Cenk'i. Cenk hazır bence. Cenk'ten formayı almak çok da kolay olmayacak. Onu da söyleyeyim. Nerede oynatacağına bağlı. Muleka için yani. Hayır. Nerede oynatacağına bağlı. Begors ve Cenk gibi. Ya Cenk çok iyi. Çok beğendim Cenk'i. Çok şaşırttı şimdi beni. O kadar alternatif. Hücum hattı o kadar alternatif de olacak ki. Hani orada hakikaten Valerian İsmail işi zor olacak. Enkudu mesela. Ben Enkudu'yu beğenmedim. Enkudu yetersiz. Enkudu da kafa olarak hocanın sanki. Türkiye'de en kolay birebir de adam geçecek adam. Bunu üçlü savunma oynayıp hücum futbolunda gören Valerian İsmail de zaten satılması yönünde bir beyan olduğunu duydum.
O önümüzdeki günlerde gidebilir. Oraya giderse mesela savunmada Rozier'in üçlü savunmadaki pozisyonunu çok fazla beğenmişim. Belki onu kanatta düşünebilir. Tabii şey, Kenan'ı da hani oynatıyor ya sahada. Rozier'in olmadığı maçta Kenan'ı da düşünüyor. Şenol Hoca bir milli maçta galiba dizemiştik onu. Kenarda mesela Rozier'in olmadığı maçta. Bir de ama Kenan da sevmiş sana... orayı. Söylüyor röportajında. Yani iyi yer, savunma oyunu değil diyor bu. Ya Beşiktaş'ın kesinlikle iki tane net stopere ihtiyacı var. Belki Kerim'in dediği gibi yine sol ayaklı bir sol stoper alır ama hem ortada hem kenarda oynayabilecek birisi olur. Sayısı değişmeli de oynayabilirler. Yani değişmeli derken işte 5 hafta biri hoca kararını verir. Yeter ki oyuncuya güven. İyi oyuncu olsun. Evet, İyi oyuncuyu bak, Montero, bir şekilde oynatırsın. Montero için demiyorum ama herkesin beğendiği Valenton için hocanın olumsuz raporu var. Yani ya ben oraya de... bir adam alınmalı diye. Ya sonuçta Valen İsmail Hoca bıraktığı yerden üzerine koyarak geliyor. Evet evet bence bunu, Beşiktaş. Bunu çok net mesela bak, geçen kim, sezon. Kimin gidişi ortaya çıkana kadar ben Fenerbahçe'yi biraz daha önde görüyordum. Trabzonspor'la Fenerbahçe çekişir diyordum. Kim gidiyor şimdi? Giderse ve Beşiktaş'ta Montero'nun yerine birini alırsa bence bu sefer Beşiktaş ben, daha öne çıkar. Şu ana kadar izlediğimiz hazırlık maçları içinde kim olmuş olsaydı da dahil Beşiktaş'ı dört büyükler arasında baktığımız zaman nereye koyacağımı bilemiyordum. Ama şu görüntüde sonuçta Almanya'da oynanan o rakibin öyle çok Mainz güçlü takımlardan yani. Hazır. Hazır bir takıma karşı oynuyorsun. Sen çok ciddi bir sınav verdi. Ben de Beşiktaş'ı şu anda çok rahat nereye koyacağımı bir türlü beceremiyorum. 2-3 yani sıralama olarak ama bir stoper. 2-3 niye dedin? Bir de 1 var. Yani bir şansı yok mu dedin? Ya bir şu anda herkesin şansı var. Galatasaray'ın yok şu anda. Şu ana göre. Evet, şu ana göre ben Galatasaray şu Galatasaray şampiyon olur dersem kendimi kandırmış olurum abi. Kimse kusura bakmasın. Dinleyenleri de kandırmış olursun. Sadece kendini değil. Bence de öyle. Galatasaray yani. Şu andaki şampiyonluk favorim değil. Transferlerini orta sahaya bunu, iki tane acil adam lazım ve bunlar tartışılmayacak adam olmak Selahattin zorunda. Selahattin abi ben bunu geçen sezon lig başladı. İkinci haftada Galatasaray geleceğin Galatasaray denildi ya bunu iyi anlatayım. Bu Galatasaray şampiyonluğa yürüyemez. Galatasaray planlama içinde baktığınız zaman şahane bir kadro yapmış gibi gözüktü. Yeni bir kadro. Bu sezon için değil, bu kadroya gelecek sezon değil mi? Ama zaten 3 yıl planlaması vardı ya Savaş. 3 yıl diye düşünüyorlardı, 3 ay sürdü işte. Planlama böyle olmaz. 3 yıl planlaması, şu anda o planlama şeklinde kurduğun kadronun %40'ını satış ya da kiralık yapıyorsun. Nasıl bir planlamadır abi? Bütün kurşunları karavana yatmışsın, yapacak bir şey yok. Dönüyoruz, dönüyoruz, oraya gidiyoruz. Bir itirafı konuşuyoruz. Dönmeyelim. Galatasaray'a çok uzun zaman ayırdık. Bugünün Galatasaray'ında şu anda Beşiktaş'ın da planlama olarak baktığı zaman İlk başlangıcında Sayın Kazancı, Cevim Kazancı'yı eleştirmiştim bazı şeylerinde. Ama şu anda transferlerde Emre Kaca'da, Cevim Kazancı ve Sayın Başkan İyi de para harcıyorlar yani. Para harcıyor. Ben Sayın Başkan'ın bu kadar cömert olmasını beklemiyordum. Peki yüksek ama maliyet diyebileceğin ne var Selahattin abi? Şampiyonla. Yüksek maliyet diyebileceğimiz ne var burada? Vegors mesela. Ya 2.7 milyon maaş yani. Hani az para değil. Yani ben yani Avrupa'da olmayan bir futbolcu bak, yok. Verilebilir. Bak, Beşiktaş'ın vermesini beklemiyordum Selahattin ya. Yoksa abi, bir şey demiyorum. Avrupa'da yok. 2.7'yi verip de Avrupa'da olmayan bir takıma getirebiliyorsunuz böyle bir oyuncuyu. Vegors'u 2.7 ve Avrupa'da olmayan bir takıma getirmek ve bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuk demeyeyim. Bu futbolcu bana göre futbolcuların zengin hep kakayı mesela ön plana çıkarmışız aileden zengin diye. Şu anda burada ailesinin 40-50 tane falan benzin istasyonları oldu. 40-50 mi? Evet. 3100. Az mı söyledim ben? 3100 benzin istasyonları var o zaman ya. Bu arkadaş türbinlerle o Beşiktaş'ın... Arkadaşlığını falan bununla bir samimi olsak falan Avrupa'ya bedava dolaşırsın dünyaya. O herhalde. Zaman sana şöyle söyleyeyim abi. Onunla samimiyeti Beşiktaş türbinleri kurarsa... Kurar. Sezon sonunda para yapıla bakmaz. Bir de sevimli çocuk ya. Ailesine antipati duyuyoruz haliyle. 3100 benzin istasyonu çalışarak alın teriyle kazanacak bir şey değil. Belli ki sömürge imparatorluğunun temsilcilerinden biri olmuşlar. Ülkelerini temsil etmişler. Yine de ama çocuk çalışarak yargılamayalım. Çocuk çalışarak ya o sistemi bildiği için orada o sistemden dolayı bir şey yapıyor. Çocuk çalışıyor. Ailesinin şeyiyle geçinmiyor yani. Bu ne? Evet. Bu oyuncu ve çalışıyor. İdmanlara çıkıyor. O yüzden sevimli geldi bana. Ben Beşiktaş'ın kiralık olarak aldığı Vegors'u sezon sonunda 20 gol bandını aşmış. Gol kralı olma şansı da var. O tribünlerle kuracağı sevgi, bağı adına şarkılar hani yapılıyor ya böyle. Sezon sonu ben buradayım deme ihtimalini yüksek görüyorum şimdiden.